Monster TV'den merhabalar. Bugün 19 Haziran 2024 Çarşamba. Mutlu günler. Bayramın son gününde öne çıkan haberlerle yine karşınızdayız. Seçim yorgunu vatandaş ekonomiden umudunu kesti. Erken seçim istiyor. Anketlerde CHP birinci çıkıyor. Özgür Özel'in hayali gerçek oluyor. Nitelikli insan kaynağını katar katar yurt dışına kaptıran Türkiye'nin başı şimdi de parasını alıp memleketi terk edenlerle dertte. Ev almak için 4 ülkeye akın var. AKP iktidarı 7 yılda tam 1 milyon insanı daha sosyal yardıma muhtaç hale getirdi. Yıl yıl yapılan yardımlar dudak uçuklatıyor. AKP'nin Türkiye'de yoksulluğu nasıl devlet politikası haline getirdiğine bakacağız. Kiralar uçarken iktidar enflasyonla zamlara set çekmeye çalışıyor. Fakat ev sahipleri yeni bir formül buldu kiracılar buna çok kızacaklar. Hayat pahalılığı bitmiyor, enflasyon durdurulamıyor. İyice sıkışan hükümetten ikinci EYT hamlesi geliyor. Bakanlar israfta durdurak bilmiyor. Buna Diyanet de eşlik ediyor. AKP iktidarı halkın intiharı demek sebebini haberlerimizle anlatacağız. Ben İrfan Galip Dumlu gündem özele hoş geldiniz. Son 8 yıldır Türkiye beyin göçüyle sorun yaşarken buna bir de yatırım alarmı eklendi. Beyin göçü Türkiye'nin geleceğini olumsuz yönde etkiliyor. Bunu herkes biliyor. Son yıllarda uygulanan siyasi ve ekonomik politikalar on binlerce doktor, mühendis ve nitelikli insan kaynağını yurt dışına kaçırdı. Devletin en tepesindeki isim giderlerse gitsinler deyince işler iyice çığırından çıkmıştı. Şimdi Yüksek öğretim için başka ülkelere giden gençlerin sayısı da hızla artıyor. Türkiye'den Avrupa'ya iltica başvuruları rekor üstüne rekor kırıyor. Almanya'da, Amerika'da, İngiltere'de göç konusunda danışmanlık hizmeti veren şirketler başlarını kaşımaya fırsat bulamıyorlar. Ortaokul mezunları bile yurt dışına nasıl çıkabileceklerini öğrenmek için mail yağmuruna, telefon yağmuruna tutuyorlar bu şirketleri. Ankara Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Profesör Doktor Murat Erdoğan düzensiz göç konusunda uyarıyor. iktidarın göç politikasını eleştiriyor. Düzenli göç gibi ülke kalkınmasına katkı sunabilecek politika üretilmediğini belirtiyor. Türkiye'nin verdiği göç en niteliklilerin göçü diyor. Türkiye'nin en büyük milli güvenlik sorunlarının başında beyin göçü yer alıyor diye de uyarıyor. Son aylarda bir trend daha başladı. Türk vatandaşlarının yurt dışında gayrimenkul alımları dikkat çekici şekilde yükselişte. Maddi durumu iyi olan Türkler ev almak için İngiltere, İspanya, Yunanistan ve Dubai'ye kırdı dümeni. Doçevelle Türkçe bunun sebebini finans uzmanı Tunç Şatıroğlu'na soruyor. Yurt dışından gayrimenkul alımına ilginin bu kadar çok artmasının gerisinde Türkiye'de hükümetin izlediği hatalı ekonomi ve göç politikalarının yattığını belirtiyor Şatıroğlu. Vatandaşın elindeki birikimi korumak istediği için bu yolu tercih ettiğini aktarıyor. Düzensiz göç nedeniyle nüfusun artması ve gayrimenkul alımı karşılığı vatandaşlık satılmasının da Türkiye'de fiyatların artmasına yol açtığını anlatıyor. Kira artışına %25 sınır getirilmesi de bu durumda etkili bir başka faktör. İnsanlar gayrimenkul yatırımımı Türkiye'de yapmam için enayi olmam lazım diyecek noktaya getirildiler diye de ekliyor. Şatıroğlu. Bir diğer hususta Türk vatandaşları için Avrupa Birliği üzerinden vize almanın iyice zorlaşması. Vize derdinden kurtulmak isteyenler gayrimenkul alarak bu sorunu aşmaya çalışıyor. Bu arada yurt dışına giden döviz artıyor, cari açık büyüyor. Piyasa uzmanlarına göre çıkan döviz miktarı Türk vatandaşlığı için gayrimenkul alan yabancıların getirdiği döviz miktarını yıl sonunda bu yılın sonunda aşacak. Türkiye ekonomisinin önümüzdeki günlerde daha zorlu günler yaşayacağı herkes tarafından öngörülüyor artık. Konut almak bir hayal oldu. Şatıroğlu AKP hükümetinin ciddi boyutta artan kiralık konut ihtiyacını karşılayacak politikalar üretmediğine dikkat çekiyor. Tedbir almak için çok geç kalındı. İnsanlar ne yazık ki perişan olacaklar diye de ekliyor. Saadet Gelecek ve Deva partilerinin birleşeceği, başına da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün geçeceği tartışmaları son buldu. Nabızlar yoklandı, tepkiler alındı. Gül'ün Türkiye için bir umut olamayacağı görüldü. Saadet ve Gelecek partileri Gül'ün liderliğinde bir hazırlık olmadığını açıkladı. Hatta Yeniden Refah Partisi konuyla ilgili makara bile yapıyor. Doğan Aydal ben çok ihtimal vermiyorum Abdullah Bey Kayserilidir iyi hesap yapar diyor. Saadet cephesinden yapılan açıklamada Abdullah Gül'ün böyle bir niyetinin olmadığı kaydediliyor. Böylelikle Gül defteri bir kez daha kapanıyor ama Türkiye'de siyasi tartışmalar asla bitmiyor. Daha düne kadar vatandaşın seçim yorgunu olduğu, erken seçim istemediği haberlerini aktarıyorduk. Dün bir anket yayınlandı. Vatandaş erken seçime sıcak bakıyor artık. Hatta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hayalini gerçekleştirebileceği bir ortam oluştuğunu söyleyebiliriz. Genel seçimlerde CHP'yi iktidar yapmazsam bir gün görevde durmam demişti Özel. O recenin son anketine göre CHP birinci parti çıkıyor. 10-14 Haziran arasında yapıldı anket. Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz diye sordular. CHP %33, AKP %30, MHP %11 civarı, DEM'de %9,7 oy oranına ulaştı. Erken seçim olmalı diyenlerin oranı %46, erken seçim istemeyenlerin oranı ise %40'lara düştü. Erdoğan 2019'dan bu yana kesintisiz her yıl şu açıklamayı yapıyor. Yılbaşından itibaren enflasyon tek haneli rakamlara inecek diyor. Ancak bu iddianın aksine gerçek enflasyon sürekli arttı. Bugün üç haneli rakamlarla boğuşuyor insanlar. Bu yılda açıklama yaptı Erdoğan. Enflasyon sorununu geçmişte olduğu gibi mutlaka tek haneli rakamlara indireceğiz dedi. Fakat halkın güveni tamamen bittiği için erken seçimden, iktidar değişikliğinden başka çare görmüyor vatandaş. Türkiye'de insanlar her şeyi sineye çektiler yıllarca. AKP'ye oy verdiler ancak ekonomik buhran sineye çekecek gibi durmuyorlar. Şimdi halkın erken seçime neden sıcak baktığını anlatacak birkaç haber verelim. Yoksulluk patladı. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2024'ün ilk 4 ayına ait sosyal yardım verileri ortaya çıktı. Tam 4.2 milyon aileye sosyal yardım ödemesi yapılıyor. 2017 yılında 3,2 milyon hane sosyal yardımlardan yararlanıyordu. 7 yılda 1 milyon arttı bu rakam. 4 milyon aileye elektrik desteği veriliyor. Genel sağlık sigortası primi devlet tarafından karşılanan kişi sayısı 9,5 milyon. 2012'de devlet 13 milyar lira sosyal yardım ödemesi yapıyordu. 2017'de bu rakam 25 milyara dayandı. 2023 rakamı ise tam 192 milyar 622 milyon lira. 2024'ün ilk 4 ayında 91,5 milyar lira sosyal yardım ödendi. Yıl sonu rakamı 200 milyarı rahatlıkla aşacak. İktidar bunu önemli bir icraat olarak tanımlasa da halkını sosyal yardımlara muhtaç hale getirmenin ayıbı kendilerine yeter. Ekonomist Evren Devrim Zelyut, ekonomik gidişatın Türkiye'yi erken seçime götüreceğini düşünüyor. Asgari ücrete küçük bir zam gelebilir eğer gelmezse Türkiye erken seçim sürecine girer diyor. Bu sonbahar ve kışın geçmiş sonbahar ve kışlardan daha kötü olacağını vurguluyor. Vergilerle zamlarla alım gücü düşüyor. Fiyatlar kolay kolay deflasyona girmeyecek. Tam gaz yukarıya devam edecek uyarısında bulunuyor. Kira meselesiyle devam edelim. Türkiye'de ev sahipleri beklenen enflasyona göre zam yapacak. Fakat bu ev sahiplerini memnun etmedi. %60 oranını az buluyorlar. Ev kiralarına yılda %60 zam başka bir ülkede olsa yer yerinden oynar, iktidar değişir. Ancak Türkiye'nin ekonomik gerçeklerine bakılınca çok az bir zam oranı gibi duruyor. Hal böyle olunca da ev sahipleri kendi formüllerini geliştiriyor. 6 aylık sözleşme yaparak çifte zam hazırlığında ev sahipleri hükümet, Son 2 yıldır uygulamaya koyduğu %25 kira zammını Temmuz itibariyle bitiriyor. Yeni kira artışları enflasyona göre belirlenecek. TÜİK'in rakamlarını kimse inandırıcı bulmuyor. Ev sahiplerinin yeni formülünü Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli duyurdu. Yılda 2 zamla ev sahipleri 2 yıldır kaybettikleri kira gelirlerinin acısını çıkaracaklar. Bu arada enflasyonun üstünde zam için dava yolu açık. Kira fiyatlarında manzara bu. Bir de elektrik ve doğalgaz mevzusu var. Temmuz'da kıyamet kopacak. Zam fırtınasına hazır olun. Genel seçim, yerel seçim derken hükümetin baskısıyla birçok zam ertelenmişti, yapılmamıştı. Daha ne kadar zam yapılacak demeyin. Temmuz gerçekten zor geçecek. Son bir buçuk yıldır yapılmayan zamlar Temmuz'da yüksek oranlarda yapılacak. Bu nedenle elektrik ve doğalgazda önümüzdeki ay büyük bir zam bekleniyor. Elektrik ve doğalgaz faturaları son yıllarda büyük artışlar gördü. 2019 yılından 2023'e kadar konutlarda elektrik fiyatları %222 arttı. Doğalgazda bu oran %358. 2023 genel seçimlerinden önce AKP iktidarı doğalgaz ve elektrik fiyatlarını sabitledi. Seçimlerin hemen ardından konutlara ücretsiz doğalgaz verildi. Bu uygulamayı da bitirdiler geçenlerde. Başka bir bilgi daha aktaralım. 2018-2023 döneminde elektrik enerjisi üretimi alanında faaliyet gösteren şirketlere 20 milyar dolar destek verdi AKP. Tüm bunlara karşın hayat pahalılığı ortada. Ücretsiz gazın elektriğin devri bitti. Şirketlere yapılan kıyakların sonu geldi. Artık zam zamanı yatırımcılara da bir uyarı yapalım. Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan geliyor uyarı. Bayram sonrası borsada yaşanacaklara dikkat çekiyor Yeşilada. Paraşütleri hazırlayın çok sert düşecek diyor. Yatırımcıların çok sert düştükleri yerde vatandaşın halini varın siz düşünün. Halk baskıyı artırdıkça iktidar vatandaşa şirin gözükecek işlere imza atıyor. Bayramdan sonra meclise önemli düzenlemeler gelecek. Ev işçisi kadınların erken emeklilik imkanı bunlardan biri. Bağkur'da prim gün sayısının düşürülmesi bir diğer konu. En önemlisi de ikinci EYT hazırlığı var. Milyonlar ekonomik meseleler konusunda ortaya koydukları tepkileri adalet, demokrasi, insan haklarında da sergileseler Türkiye daha yaşanır hale gelebilirdi. Meclise sunulacak olan torba yasada öne çıkan maddeleri söyledim az önce. Ev işçisi kadınlar isteğe bağlı olarak emeklilik için başvurularında devlet sigorta primlerinin Üçte birini karşılayacak. Böylece asgari ücret üzerinden prim yatıran bir ev işçisi kadının 25 bin liralık prim ödemesinin 16.666 lirası devlet tarafından karşılanacak. Bu düzenleme ile ev işçisi kadınlar daha düşük prim ödeyerek emeklilik hakkı elde edebilecek. Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi de gündemde. Bağkur kapsamında da önemli değişiklikler öngörülüyor. Küçük esnafların prim gün sayısı SSK'lı çalışanların seviyesine eşitlenecek. Bu sayede 1 milyon küçük esnafın 9 bin prim günü şartı 7200 güne indirilerek 5 yıl erken emeklilik fırsatı sağlanacak. Gelelim emeklilikte yaşa takılanlarda ikinci bölüme. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı değişiyor. 9000'den 7200'e iniyor. Bu tarih sonrası sigortalı olanların ise sigortalık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı tamamlaması gerekecek. Çok kötü bir haberle devam edelim. AKP iktidarı döneminde intiharlar katlandı. TÜİK'in son ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri raporuna göre 22 yılda Türkiye'de intihar edenlerin sayısı %57 arttı. 2001 yılında 2584 kişi intiharla hayata veda etmişti. Sonrasında her yıl arttı bu rakam. 2023 yılına gelindiğinde rakam 4061'e yükseldi. Cumhuriyetin haberine göre İntihar edenlerin %76'sı erkek. Bunların %40'ı ise 20-34 yaş aralığında. 2023'teki intiharların %59'unun nedeni belli değil ya da açıklanmıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'ndan Kubilay Yalçınkaya, sağlık hizmetlerine erişim, geçim sıkıntısı ve umutsuzluk gibi birçok etkenin intiharlara yol açtığını belirtiyor ülkenin içinde bulunduğu şartlar ne yazık ki vatandaşın yaşamına yönelik tehdit oluşturuyor diyor. Bu iktidar sadece halkın intiharı değil Türkiye'nin de felaketi. AKP'lilerin asla akıllanmayacaklarını gösteren bir haberle bitirelim. AKP yönetimi ekonomik krizin bütün faturasını halka kesti. Vergiler, zamlar, maaşlar ortada. Aylardır da tasarruf tedbiri masalı anlatıyorlar. Diyanet sabretmeyi öğütlüyor. Diyanete de geleceğiz ama önce bakanların uçak sevdasından söz edelim. Daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin tasarruf tedbirlerine rağmen bakanlığa ait uçakları kişisel gezilerinde kullandıkları ortaya çıkmıştı. Özhaseki milletin gözüne baka baka yeni bir uçak skandalına imza attı. Bir türlü tamamlanmayan deprem konutlarını görmek için 14 Haziran'da Adıyaman'a gitti Şehircilik Bakanı. Tasarruf yapıp tarifeli uçakla gidebilecekken özel uçağı tercih etti. Sadece bir günlük ziyaret için uçtu o uçak. O uçak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait. Kullanım amacı harita Tapu ve Kadastro için havadan fotoğraflama yapmak. Ama bakanın konforu söz konusu olunca işler değişiyor tabi. Bu uçağı daha önce de kullanmıştı ÖSASEK'i. Başkent Ankara'dan memleketi Kayseri'ye bu uçakla gittiğini tüm Türkiye biliyor. Bakanın tasarruf yapmadığı memlekette diyanet de yapmıyor. Yurtta ve cihanda israf yapmak için her yolu zorluyorlar. Yurt dışındaki etkinliğini artırmak için yapacağı çalışmalara 700 milyon lira aktaracak Diyanet. 2028'de tamamlanacak etkinlik takvimi hazırladılar. Yurt dışından Türkiye'ye dini eğitim için öğrenci getirilecek. Bu yıl hedef 1147 öğrenci. 2028'e kadar yurt dışından 750 bin öğrenciyi getirmeyi planlıyorlar. Yurt dışında da sayısız etkinlik düzenleyecekler. Bu 4 yılda 2028 yılına kadar toplam 2 milyon 100 bin kişiye ulaşmak istiyor Diyanet. Bu işlere 700 milyon lira harcayacaklar. Bu yıl Diyanet'in bütçesi 92 milyar liraydı. Her yıl olduğu gibi bu yılda muhtemelen ek bütçe alacaklar. Fakat yine iflah olmayacaklar. Gündem Özel'in sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.